أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar, onun Habibi, kainata rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun ki Allah Celle Celaluhu bizleri bir tefsir dersimize daha eriştirdi. Kardeşlerim, elhamdülillah 41. dersimizdeyiz. Bu dersler gerçekten hepsi birbirinden bereketli. Akıl sahibi müminler mutlaka bu derslerden istifade etmelidir. Yani her bir Müslüman hayatında en azından bir defa da olsa ya bir tefsir okumalı yahut bir tam tefsir dersi dinlemelidir. Biz de inşallah gücümüz yettiği müddetçe, Allah nasip ederse, Sure-i Bakara'dan başladık. İnşallah bugün 80 ve 83. ayetleri izah edeceğiz. 3 ayet-i kerime izah edeceğiz. Ömrümüz yettikçe inşallah bu dersleri devam etmeye gayret edeceğiz. Tabi siz kardeşlerimiz de bu nimetlerin güzelliğinin farkına vararak imkanı olan sosyal medyadan, internet üzerinden, imkanı olan televizyondan ailesiyle beraber bu dersleri mutlaka ve mutlaka takip etmelidir. Çünkü tefsir kardeşlerim, Kur'an'ın ne demek istediğinin manasını asıl ifade edendir. Böyle bir ilimdir tefsir. Kur'an ne demek istiyor, neyi ifade etmek istiyor? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına tam anlamıyla, yani geniş detayına tam anlamıyla sahip olabilmek için mutlaka ve mutlaka tefsir okumak veyahut tefsir dinlemek lazımdır. Rabbimiz inşallah bizleri Kur'an-ı Kerim'e meraklı, ilme meraklı müminlerden eylesin. Kur'an-ı Kerim'e karşı muhabbet duyan, böyle onu okudukça okuması daha çok ziyadeleşen, öğrendikçe öğrenmesi daha çok ziyadeleşen kullarından eylesin. Hani nasıl ki dünya hayatında para kazandıkça insana para tatlı geliyor, daha çok kazanmak istiyor ya, işte bu şekilde kendimizi Kur'an'a ve Kur'an'ın ilimlerine verirsek kardeşlerim, o zaman kalbimizdeki muhabbet artacak. Allah Celle Celaluhu bizim ilim yolumuzu açacaktır. Ve şunu da unutmayalım ki rütbelerin en yükseği rütbetül ilm, Efendimizin ifadesi, ilimlerin en yükseği, en rütbelisi, en yukarıda olanı nedir? Mertebelerin en yükseği kardeşlerim ilimdir. Rabbim bizleri ilimden mahrum eylemesin. Allah Celle Celaluhu bilmeden yaptığımız hataları, günahları, eksik noksanlarımızı af ve mağfiret eylesin. Ama bildiklerimizi de Allah Celle Celaluhu bile bile hataya düşmekten, eksiklere, kusurlara, noksanlara düşmekten Rabbim cümlemizi emin ve muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerimenin önce mealini okuyalım. Sure-i Bakara'nın 80. ayeti. Önceki dersimizde Yahudilerle alakalı, onların Allah Celle Celaluhu tarafından Kur'an-ı Kerim'den nasıl aşağılandığı ile alakalı ayet-i kerimeleri okumuştuk. Şimdi yine aynı şekilde Yahudilerle ilgili Kur'an-ı Kerim'in ifadesi ve izahıyla devam edeceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارِ Ve o Yahudi uleması, Yahudilerin avamlarına yani cahillerine dediler ki, şöyle öğrettiler, لَنْ تَمَسَّنَ النَّارِ bize asla ateş temas etmeyecektir. Yani Yahudi uleması, alimleri kendilerine inanan cahil, avam olan Yahudileri şu şekilde kandırdılar. Bunu da Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارِ dediler ki Yahudi alimleri, bize asla ateş müsaade isabet etmeyecek. İlla اَيَّامًا مَعْدُودَهْ ancak birkaç sayılı gün ateş bize dokunacak. Ayet-i Kerime'nin kardeşlerim devamında dediler ki sonra cevaben onlara kardeşlerim وَقَالُوا bize asla ateş isabet etmeyecek. لَنْ تَمَسَّنَ النَّارِ ateş bize dokunmayacak. İlla اَيَّامًا مَعْدُودَهْ
ancak birkaç gün bize ateş dokunacak. Yani Yahudi uleması Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden sonra İslam'ın yayıldığını, birçok insanın Resulullah'a iman ettiğini duyunca baktı ki kendi etraflarını, gruplarını, kalabalıklarını kaybediyorlar. Ve bu sefer de eski adamlarımızı yahut elimizdeki olanları kaybetmemek için, elimizdekileri kaybetmemek için nasıl bir yalan uydurabiliriz düşündüler. Ve en sonunda bu iftirayı Rabbimize attılar. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَ Bize ateş dokunmayacak. Bize ateş dokunsa bile sayılı günler ateşleyecek. Kul Efendimiz'e hitaben Rabbimiz buyuruyor ki ey Habibim sen onlara şöyle söyle. Yani onlar diyorlar ya bize ateş dokunmayacak. Peygamberimize de hitaben Rabbimiz diyor ki sen onlara de ki اتخذتم عند الله احدا siz haşa Allah Celle Celaluhu ile ittihaz mı ediyorsunuz? Yani siz Allah'tan bir söz mü aldınız? Ahden Allah'tan bir söz mü aldınız cehennemde az bir gün kalacağınıza dair? فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ Elbette Allah Celle Celaluhu hulfetini bozmaz. Yani kardeşlerim hulfetmez Rabbimiz. Nedir bu? Rabbimiz eğer söz verdiyse sizi cehenneme sayılı günler koyacaksa Allah bu vaadinden dönmez. Ama kardeşlerim ayetin devamında اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Yoksa siz böyle bir şey olmadığı halde Allah'a iftira ederek haşa Allah diyor ki Yahudiler cehennemde sayılı günler kalacak diye Allah'a iftira mı atıyorsunuz? عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Allah'a karşı iftira ederek mi bunu söylüyorsunuz? Yani halbuki bunun hakkında bir bilgiye sahip değiller. مَا لَا تَعْلَمُونَ Hiçbir şey bilmiyorlar. Ama sırf kendi çevresindeki insanları kaybetmemek adına, onları kendi etrafında tutmak adına Rabbimiz Celle Celaluhu'ya böyle bir iftirada bulundular. Kardeşlerim, tefsiri Nahcuvani'de beyan olunduğuna göre Allah-u Teala'yı bırakıp da buzağıya tapan Musa Aleyhisselam'ın ümmeti biliyorsunuz 40 gün kadar buzağıya taptılar. Tabii onlarla ilgili Tevrat'ta bazı ayetler vardı. Musa Aleyhisselam Tur-i Sina Dağı'nda Allah Celle Celaluhu ona ayetleri inzal buyurduğunda, indirdiğinde o Tevrat'ta buzağıya tapanların cehenneme gideceklerine dair ayetler vardı. Bunu geçmişte anlattım, detayına girmeyeceğim. Musa Aleyhisselam vahiy almaya giderken kendi ardına Hazreti Harun Aleyhisselam'ı bırakmıştı ve dedi ki ben 40 gün gelmeyeceğim, siz kardeşimin emirlerine uyun, Allah'ın emirlerini size getireceğim buyurdu. Musa Aleyhisselam'ın gidişi 20 gününü geçince bu Yahudilerin önde gelip kendini akıllı sananlar dediler ki ya Musa gitmiş. 20 gündür yok. Gecesiyle gündüzüyle beraber sayarsak 40 gün dolmuştur. Bize 40 gün sonra geleceğim dedi ama gelmedi. Haşa Musa Aleyhisselam yalan söyledi dediler ve bu sefer bir buzağı yapıp yani bir inek yapıp put olarak yapıp tapmaya başladılar. Musa Aleyhisselam'a inen vahiyler içerisinde, inen Tevrat içerisinde orada buzağıya tapanların cehenneme gideceğine dair ayet-i kerimeler vardı. Tabii Yahudilerin kardeşlerim, alimleri, büyükleri cahillerin ümitleri kırıldığını anlayınca onlar dediler ki ya biz buzağa olan ibadetimiz Musa Aleyhisselam'dan sonra 40 gün oldu. Biz ancak cehenneme girsek de 40 gün kalırız. Ondan sonra Allah bizi çıkaracak dediler. Bu şekilde kendi etrafındaki insanları kardeşlerim ne yaptılar? Kendi etrafında tutmaya çalıştılar. Ama tabii siz ne yaparsanız yapın. İsterseniz haşa Allah'ı aldattığınızı sanın. Haşa insanları aldattığınızı sayın. Ne yaparsanız yapın. Allah Celle Celaluhu hakkı bilendir. Dolayısıyla kardeşlerim bunlar ne dediler? Ya işte biz yansak bile ya da Yahudilerin avamları yani çok bilgi sahibi olmayanları Tevrat'ta buzağa tapanların cehenneme gideceğini dair ayetler olduğunu duyunca dediler ki ya biz bu alimler Yahudiler bizi kandırıyor. Biz en iyisi gidelim Muhammed Aleyhisselam'a iman edelim. O zaman da peygamberimiz Medine-i Münevvere'de kardeşlerim hicret etmiş ve birçok tarafa peygamberimizin ismi, peygamberimizin hak davası yayılmış. Tabii bunlar onları teselli etmeye çalıştılar. Hatta bazı tefsirlerde Siracül Münir ve Hazin tefsirlerinde geçiyor. İbn Abbas radıyallahu anhum'dan şöyle naklediliyor. Yahudiler dünyanın ömrünün 7000 sene olduğunu iddia ederler ve hala da böyledir. Ve bu her 1000 sene için Yahudilerin bir gün dünya gününe göre bir gün cehennemde kalacakları yani toplamda 7 gün cehennemde kalıp çıkacaklarına dair haşa Allah Celle Celaluhu'ya iftirada bulundular. Kardeşlerim tabi İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki onlar diyor yani Yahudiler cehennemin iki kenarı arasının 40 senelik mesafe olduğunu söylerler. Yani Yahudiler diyorlar ki
cehennemin bir başından diğer başına 40 senelik bir mesafe var. O 40 senenin sonunda da bir zakkum ağacı var. Kendileri de o bir senelik yolu bir günde kat edeceğiz. Yani 40 günde biz cehennemin diğer sonuna gideceğiz. Ondan sonra cehennemdeki azabımız bitecek. Tevrat'ta bu şekilde ayetler var dediler. Yahudi uleması bunu söyledi. Kime söyledi bunları? Yahudilerin avamına, yani cahillerine bunu söyledi. Tabi bu sözleri Medine'nin etrafında bulunan Yahudilerin İslam'a meylini kesmek için söylediler. Ya cehennem 40 sene, bizim bir başından diğer başına gitmemiz her bir seneye bir gün, 40 günde biz cehennemi bitireceğiz ve cehennemden çıkacağız. Tabi kardeşlerim, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhum buyuruyor ki Hayber fethedilince Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zehirli koyun hediye edildi. Bunun üzerine kainatın efendisi aleyhissalatu vesselam icme'u ileyye men kâne hâhuna min yahud. Buraya dedi Yahudileri bir toplayın. Efendimiz'e zehirli koyun verilmişti Hayber'in fethinden sonra. Yahudiler toplandılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada. Kainatın efendisi onlara sordu. Hem mucize gösteriyor. Men ebukum, sizin babanız kimdir? Onlar da tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani ne de olsa bilmez vesaire diyerek bizim babamız falanca diyerek yalan söylediler. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem kezzebtum bel ebukum fulan, siz yalan söylediniz, sizin babalarınız falancacıdır filancacıdır. Peygamberimiz onlara yalan söylemelerine rağmen babalarının isimlerini tek tek saydı. Sonra ardından onlar dediler ki doğru söyledin. Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem hel entum sadiqiyye an şeyin in sa'altu anhu, ben size bir şey sorsam bana doğru cevap verir misiniz? Efendimiz sorularını sormaya devam ediyor. Şimdi onlar anladılar yalan söyleyemeyeceklerini. Yalan söyleseler bile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğrusunu bildiğini anladılar ve bunun üzerine Efendimiz onlara sordu, dedi ki siz, size bir soru sorsam bu konuda doğru söyleyecek misiniz? Onlar da dediler ki evet ey Ebul Kasım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle hitap ediyorlardı. Zaten yalan söylesek de sen bizim babalarımızın kim olduğunu nasıl bildiysen yalan söylediğimiz zaman bunu da bileceksin. Efendimiz onlara şöyle sordu. Men ehlun nar, cehennem ehli kimdir? Yahudilere soruyor. Tabi bunlar ne yalan uydurmuşlardı? Biz 40 gün kalacağız, cehennemde çıkacağız demişlerdi. Peygamberimiz de bu onların bu yalanları, Allah'a attığı bu iftiraları Resulullah'a aleyhissalatü vesselama gelince bu iftiralar, Peygamberimiz bunları duyunca onlara sordu. Men ehlun nar, cehennem ehli kimdir? Onlar da dediler ki cehennem ehli az bir zaman biz olacağız. Sonra da siz bizim yerimize cehenneme gireceksiniz. Yani biz çıkacağız cehennemden. Ondan sonra siz bizim yerimize gireceksiniz. Tabii kardeşlerim, yani bunlar kendi çevresindeki azam Yahudileri kandırabilirler. Kendi çevresinde belki de ellerinin altında olup kendilerine muhtaç olan insanları da kandırabilirler. Ama karşılarında kim var? Muhammedül Emin var sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa var aleyhissalatu vesselam. Kandırabilirler mi? Onların babalarının konusunda yalan söyledikleri gibi Peygamberimiz bu konuda da onların yalanını meydana çıkaracak. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İhse'u fiha vallahi la nuhlifukum fiha ebeda. Orada Allah'ın rahmetinden uzak olun. Vallahi biz ebediyen cehennemde sizin yerinize asla bulunmayacağız dedi. Kardeşlerim, bu hadis-i şerif İmam Buhari'de, İmam Ahmed bin Hanbel'de naklediliyor. Sahih bir hadis-i şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz asla sizin yerinizde cehennemde bulunmayacağız buyurdu. Tabii kardeşlerim, bunlar yani birçok yalan ve iftiraları uydurmaya devam ediyorlardı. Yine rivayet edilir ki ehli kitap cehennemin iki arası, az önce ifade ettiğim gibi 40 gün olduğunu, az önceki ifade ettiğimde 40 sene, bu rivayette de 40 gün olduğunu söylüyorlar ve diyorlar ki cehennem ehli ancak 40 gün kadar ateşte kalır. Kıyamet günü olduğunda cehennem içinde onların ağzına ateşten gem vurulacak. O vaziyette yürüyerek dedikleri müddetin sonuna getirilecekler. Kim bunlar? Yahudiler. Onların ağzına ateşten gem vurulacak. Hani diyorlardı ya cehennem 40 senelik yahut cehennem 40 günlük. Biz şu kadar kalacağız diyorlardı. Onların ağızlarına ateşten gem vurulacak ve kardeşlerim o vaziyette yürütülecekler onlar. Hani diyorlardı ya bir senelik yolu biz bir günde gideceğiz. Allah Celle Celaluhu onları yürütecek. Hadi yürüyün bakalım. Bir senelik yolu bir günde mi gideceksiniz? Cehennemin diğer köşesine siz 40 günde mi gideceksiniz? Veyahut diğer rivayette 40 senede mi gideceksiniz? Haydi yürüyün bakalım. Onlar yürüyecekler.
Sakar denen mevkiye geldiklerinde kardeşlerim, o zaman cehennem bekçileri kendilerine şöyle diyecek. Diyecek ki: "Ya a'da Allah, ey Allah'ın düşmanları. Ey Allah'a hainlik edenler, ey Allah'a iftira atanlar. Za'amtum ennekum len tu'azzabu fi'n-nar." Siz cehennemde sayılı birkaç gün kalacağınızı zannettiniz, öyle mi? Hani insanları aldatarak diyordunuz ki biz 40 gün kalacağız. Cehennemin diğer köşesinden diğer köşesine 40 günde gideceğiz diyordunuz ya. Evet dediler onlar. İşte illa eyyamen ma'dude, sayılı günler kalacağınızı söylüyordunuz. Fekadin qadal adedu ve baqiyel ebed. Ama siz söylediklerinizde yanıldınız, yalancı oldunuz. Halbuki o sayı doldu. Artık ebedi olarak cehennemde kalacaksınız. Kardeşlerim, Allah'a iftira atandan daha zalim kim olabilir? وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ, kim o kimsedir ki Allah'a, o zalimden daha zalim kimse yoktur. Allah'a iftira atmıştır. Allah'a karşı gelmiştir. Allah'a karşı haşa ayet uydurmuştur kardeşlerim. Onun için Yahudiler bu şekilde cezaya çarptırılacaklar. Tabi Mevla Teala Hazretleri Yahudilerin cehennem ateşi bize birkaç gün dokunur şeklindeki kuruntularını, söylemlerini reddetmek üzere şöyle buyuracak. 81. ayet-i kerimeyi izaha geçelim. Bismillah. Bela men kesebe seyyi'eten ve ehatat bihi hatiyetuhu fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Şimdi onlar ne dediler? Biz cehennemde sayılı günler kalacağız. Rabbimiz onlara cevaben şöyle buyuruyor. Bela men kesebe seyyi'e. Hayır. Yani o söylemleri onların dediği gibi değil. Her kim bir kötülük işlerse, belamen kesebe, bir kötülük işlerse, seyyiyeten ve ehatat bihi hatiyetu, ve bu işlediği suç, işlediği günah onun her tarafını da kuşatırsa. Bakın buraya dikkat edelim. Bu ayeti izah edeceğim. Çünkü maalesef bugünkü Vahhabi kafalılar, insanları tekfir edenler bu ayetleri kullanarak bir günah işleyen ebedi cehennemde kalacak diyor. Mesela bir adam bir defa faiz yemişse bunun tövbesi yoktur. Bu istediği kadar namaz kılsın, ibadet etsin, cehennem ehlidir. Bir adam zina yapmışsa bu adam tövbe etse de namaz da kılsa da ebedi cehennemliktir diyerek insanları aldatıyorlar ve kandırıyorlar. Kardeşlerim, her zaman söylüyoruz, aklımızı bunlara kiraya vermeyeceğiz. Bu insanlar satılık insanlardır. Dinlerini az bir menfaat karşılığında satmış olan insanlardır. Biz Allah'ın ayetlerine kulak vereceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine kulak vereceğiz. Bakın Yahudiler nasıl ki o gün Allah'a iftira uydurdularsa, bunun karşılığında Allah Celle Celaluhu onlara cevaben ayet indirdiyse, işte bu ayet bugünkülerin de cevabıdır. Bugün Allah'a iftira atanlara karşı da bu ayetler cevaptır. Bela men kesebe seyyi'e. Onlar dediği gibi asla değildir. Yani biz 40 gün cehennemde kalacağız. Öyle bir şey yok diyor Allah Celle Celaluhu. Seyyi'eten ve ehatat bihi hatiyetu. Kim ki bir günah işlerse ve o işlediği günah haram onun her tarafını kuşatırsa, bütün bedenini kuşatırsa, fe ulaike ashabun nar, o kimse nar ashabıdır, cehennem ashabıdır. Hum fiha halidun, ebediyen o cehennem içinde kalacaktır buyuruyor. Şimdi kardeşlerim, bu ayet-i kerimeye baktığımızda, yani biraz ayet-i kerimeyi izah edelim. Çünkü dedik ya, bugünkü selefi geçinenler, Vahhabiler bu ayet-i kerimeleri kullanarak günah işleyen bir kimsenin, bir Müslümanın bir günahından sebep büyük günahları, işte alkol, zina, hırsızlık, şirk koşmak vesaire gibi, bunların tövbesinin kabul olmayacağını söylüyorlar. Yani onlar her ne kadar bize karşı gelse de, onlar her ne kadar bize tehdit etse de, biz onlar hakkında konuştuğumuz zaman, bilhassa bu işte şu anda devletimizin hükmüyle cezaevine sokulan Ebu'lar grubu, isimlerini söylemeye gerek yok, bilmem Ebu şu, bilmem şu, bilmem şu, kendilerine bir isim takıp piyasaya çıkıp kendi çevresinde Yahudilerin avamlarını kandırdıkları gibi kendi avamlarını da kandırıyorlar. Ama Kur'an ve sünnete rehber edinen kimseler bunların tuzaklarına düşmezler. Şimdi bizlere mesaj atıyorlar, tehdit ediyorlar. Diyorlar ki bizim hakkımıza konuşma. Bak biz seni uyarıyoruz diyorlar. Kardeşlerim, biz de diyoruz ki Allah'ın bize verdiği bir can var. Biz de bu canı Allah yolunda seve seve vermeye hazırız. Kim ne yapıyorsa yapsın, kim bize ne tehdit ediyorsa etsin, kim ne söylüyorsa söylesin, biz Allah'ın emirlerini, doğrularını Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi insanlara anlatmaya devam edeceğiz. Bu konuda bir adım dahi geri atmayacağız. Kim ne yapmak istiyorsa yapsın,
tabiri caizse hani diyoruz ya, elinizi ardına koymayın. Siz bu insanları ateşe sürüklediğiniz vakit, siz bu insanların eşlerini kendinize helal gördüğünüz halde biz bunlara karşı susacak mıyız? Ümmeti Muhammed'e ifsad ediyorsunuz. Biz de diyeceğiz ki ya bunlar bizim başımıza bir iş getirir. Bunlar bizi tehdit ediyorlar. Aman konuşmayalım. Öyle bir şey yok kardeşim. Biz İslam'ı anlatacağız. Kim ne diyorsa desin. Şimdi bunlar bu Ebucular, yani bu selefi geçinen kardeşlerim, bir takım Vahabiler diyorlar ki cehennem ateşinde bu cahilliklerini gösteriyor. Yani büyük günah işleyen cehennemde ebedi kalacak. Bakın şimdi ayet-i kerimenin izahını yapayım ben sizlere. Bakara suresi 81. ayet-i kerime. Rabbimiz buyuruyor ki bela, hayır, onların söylediği gibi değil. Yani Yahudiler 40 gün cehennemde kalıp çıkacağız dediler. Ama Allah diyor ki onların dediği gibi değil. Men kesebe seyyiyeten, kim bir seyyiye işlerse. Şimdi kardeşlerim seyyiyeye bakalım. Bakın İmam Mücahit, Hazreti Ebu Hureyre, Hazreti İbni Abbas, Hazreti Ebu Suud Efendi radıyallahu anh. Bu kıymetli büyükler, bu kıymetli sahabeler seyyiye kelimesinin ne olduğunu açıklıyorlar. Yani hani dedik ya, kim bir seyyiye işlerse ve bu günahı, bu seyyiyesi bütün bedenini kaplarsa o cehennem ehlidir. Şimdi seyyiyeden murat, sahabeler bunu açıklıyorken siz kimsiniz ki sahabeye muhalif olarak bunlar ebedi cehennemliktir diyorsunuz. Bakın diyorlar ki saymış olduğum büyüklerimiz, seyyiyeden murat şirktir. Yani Allah'a ortak koşmaktır. Yani ayeti tekrar izah edecek olursak, bela men kesebe seyyiyeten, her kim ki Allah'a şirk koşarsa ve o şirki bütün bedenini kaplarsa, yani tövbe etmezse, yani geri dönmezse, fe ulaike ashabun nar, onlar cehennem ehlidir, hum fiha halidun, ebedi kalacaklardır. Yani burada zaten ehli sünnet ulemaları bunu beyan ediyor. Allah'a şirk koşan ve şirki üzere devam eden, tövbe etmeyen kimseler ebedi cehennemliktir. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun en çok sevmediği işlerden birisi, Allah muhafaza eylesin, bizleri beri eylesin, Allah'a şirk koşmaktır. Yani bu ayette kardeşlerim, bela men kesebe seyyi'e dediğimiz zaman bir günah işleyen ve günahı vücudunu kaplayandan kasıt, bu günahın şirk olduğunu Hazreti İbn Abbas, Hazreti Ebu Hureyre gibi birçok sahabenin önde gelenleri bu şekilde beyan ediyor. Ve kardeşlerim, ehl-i sünnete göre nedir? Bir kişi iman üzere ölürse, ne kadar büyük günah işlese işlesin, o kimse cehennemde ebedi kalmayacaktır. Ehl-i sünnetin görüşü budur. Ama bu Vahabi selefiler öyle demiyorlar. Tekvirciler. Şimdi dedik ya, bizlere mesaj atıyorlar. Diyorlar ki ya sizi şöyle yapacağız, böyle edeceğiz. İşte siz bize laf söylemeyin, falancacıya filancacıya söylemeyin. Biz söylemeye devam ediyoruz. Kim ne yapıyorsa yapsın. Biz doğruları konuşacağız. Şimdi kardeşlerim, onlar bize mesaj atarken yahut bize ulaşmaya çalışırken kafir diye hitap ediyorlar. İşte bize diyorlar ki ya siz kafirsiniz, gelin tövbe edin, bizim tarafımıza geçin gibi. Biz sizden beriyiz, biz Allah'a ve Resulüne ittiba ederiz ve onun yolunda giden ehl-i sünnet ulemalara ittiba ederiz. Burada Hazreti İbni Abbas'ın yorumu varken, Ebu Hureyre'nin yorumu varken kardeşlerim, yine aynı şekilde İmam Mücahit, İkrime, Hazreti Katade Rıdvanullah aleyhime ecmain, hepsinin Allah'ın rahmeti, bereketi hepsinin üzerine olsun. Allah bizleri onların şefaatine mazhar eylesin. Onların bu konudaki beyanları varken siz kimsiniz de konuşuyorsunuz? Yani burada kardeşlerim, seyyiyeden murat, ifade ettiğimiz gibi, bakın ayette ne diyor? Günahı kişiyi her tarafından kuşatmışsa. Yani tabii bunun da manasına baktığımız zaman, yani kalbinde zerre kadar iman bulunmayan kafirde bu hal tahakkuk eder, meydana gelir. Nasıl bir hal? Vücudunun, bedeninin her tarafını o günahın, şirkin kaplaması. Şimdi iman ehli olan bir mümin hataya düştüğü zaman günahı bütün vücudunu kapsamıyor. Hala imanı devam ediyor. Adam haram işliyorsa o haramın gerçekten helal olduğunu beyan etmedikten sonra küfre girmeyeceğini ehl-i sünnet büyükleri beyan ediyor. Adam harama helal demiyorsa küfre girmez bu. Ama burada ne diyor? وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطَيْئَتُ O yaptığı şirk bütün vücudunu kuşatmışsa. Şimdi Müslüman'da böyle bir hal tahakkuk etmez. Çünkü mümin iman ehlidir. O bir haram işlese bile onun bedeninin tamamı bu haram ile iştikal olmuyor. Ha, var mıdır böyle? Vardır. Bunlar da tamamen Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış kimselerdir. Ancak kardeşlerim, bu ifade müminler için kullanılan bir ifade değil. وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُ Bütün bedenini kapsayacak şirki. Çünkü o şirk zaten öyle bir hastalık ki
kardeşlerim, bedene girdiği zaman kanser gibi yayılır her tarafı. Vücudun her tarafına yayılır. Hiçbir şeyi kabul etmez kişi. Hiçbir şeye geri dönüş yapmak istemez. Çünkü artık şirk onu kapsamıştır. Daha önceki ayetlerinde ne dedik? Allah Celle Celaluhu insanları keyfiyetine göre delalete, sapkınlığa sürüklemez. Bir insanın kalbinde delalete meyil varsa, bir insanın kalbinde sapkınlığa meyil varsa Allah Celle Celaluhu onu sapıttırıyor. O sapıtmak istediği, meyil etmek istediği yolda Allah onu devam ettiriyor. Dolayısıyla kardeşlerim, bu ayeti kerime biz ne anlıyoruz bundan? Şirk bedenini tamamen kapsamışsa, Allah'tan uzaklaşmış olan bu kimseler cehennem ashabıdır. Hum fiha halidun. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimenin muhatabına herkes düşebilir. Bakın, biz bunu ifade ederken ya biz bu böyle hataya düşmeyiz, yapmayız, etmeyiz anlamında demiyoruz. Her bir insan Allah muhafaza şirke düşebilir. Hataya düşebilir, yanlışa düşebilir, haramlara düşebilir. Ama bunda ısrar etmemek meseledir. Allah rızası için bakın tekraren söylüyoruz. Kardeşlerim, Allah'ın ayetlerine karşı hassas olun. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurduğu şiarlara karşı hassas olun. Hiçbir şekilde dışarıdaki görüşler, insanların görüşleri, sosyal medyanın görüşleri yahut gitmiş olduğunuz bir bölgenin görüşleri sizi Allah ve Resulü'nün görüşlerine karşı düşman etmesin. Adam mesela ya işte ben Müslümanım elhamdülillah diyor. Kur'an'a karşı bir hassasiyeti varken Kur'an'a karşı hassasiyeti olmayan insanların içine düştüğü zaman Allah muhafaza eylesin bir anda Kur'an-ı Kerim'e düşman hale geliyor. Ya onun için kardeşlerim diyoruz ki bakın kısa bir hayat. Bu şirk, bu haram bataklığı bütün vücudumuzu kuşatırsa cehennemden çıkışımız zor olacak. Çünkü artık imandan kopmuş bir duruma geleceğiz. Ve imanından soyulan bir kimse de ebedi bir cehennem hayatı yaşayacaktır. Dolayısıyla kardeşlerim dikkat edelim, kendimizi muhafaza etmeye çalışalım. Öyle bir haram zamandayız, öyle bir illetli bir zamandayız, haramların kol gezdiği bir zamandayız. Yani başımıza taş yağmıyorsa vallahi Allah'ın rahmetidir kardeşlerim. Yani tabii birkaç, yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır gündemle ilgili konulara giremiyorduk. Çünkü işte bulunmuş olduğumuz yerde değildik. Bir 40 gün kadardır Antalya'daydık vazifemizden dolayı. Onun için gündemle ilgili meseleleri değinemedik. Çünkü sohbetlerimizde yaptığımız vakitler o gündem meseleleri vuku bulmamış oluyordu. Mesela günümüze bakıyoruz kardeşlerim, özellikle bu eşcinseller, işte LGBT denilen toplumda aşırı bir şekilde yaygınlaşmaya başlamış. Yani niçin biz evlatlarımızı bunlardan koruyamıyoruz? Bakın, bir profesörümüzün beyanı şu anda muhtelif hastaneler, ismini söylemeye gerek yok, binlerce kişi cinsiyet değiştirmek için başvurmuş durumda. Kızlar erkek olmak için, erkekler kız olmak için hastanelere başvurmuş durumda. Sıra bekliyorlar. İşte böyle illetli bir zamandayız. Sen kendini muhafaza etmezsen evladını kim muhafaza edecek? Kendini muhafaza etmeyen bir insan, ku enfusekum ve ehlikum, kendini koruyacaksın ki aile efradını koruyabileceksin. Kendin hiçbir şeyden haberin yok. Kendisini, nefsini muhafaza edememişsin. Evladını nasıl muhafaza edeceksin? Allah rızası için çoluk çocuğumuzu bu tür oluşumlardan, gruplardan kardeşlerim uzak tutalım. Ha bunlar hocam nasıl yapacağız? Kardeşlerim bakın, çocuklarımızın elinden telefon düşmüyor. Niçin böyle yapıyoruz? Anneler, Allah rızası için bu işe bir dur diyelim artık ya. Sen evde rahat edeceksin diye bu çocuk hayatını bu hainlerin, bu şeytanların, bu onursuzların, ahlaksızların üzerine kuruyor. Bir de Türkiye'nin her tarafında alarma geçmişler, yürüyüş yapıyorlar. Neyi? Adam eşcinsel olduğu halde benim onurum bu diyor. Sen İslam'ı yaşarken böyle ciddi anlamda bu benim davamdır, bu benim haysiyetim, şerefimdir diyebiliyor musun? Namaz kılmaktan utanıyorsun, başını örtmekten utanıyorsun. Kınadığım için söylemiyorum bakın. Allah için derdimizi paylaşıyoruz burada. Bu adamlar böyle bir hainliğe, böyle bir ahlaksızlığa ne diyorlar? Onur yürüyüşü. Yerin dibine batsın sizin yürüyüşünüz. Siz Lut kavminin kardeşlerim, onlara hitaben söylüyorum. Onlar Lut kavminin artıklarıdır. Hiçbir zaman biz onlarla aynı düşüncede, fikirde olmayacağız. Onları savunan, onların arkasında duran da onlar gibidir. Bakın bunu da söylüyoruz. Kim olursa olsun, hangi kurum kuruluş olursa olsun bunlara müsaade etmemelidirler. Ya bizim dünyada, dünya ülkelerinde hani kafir dediğimiz, İslam'la alakaları olmayan falanca ülke, falanca devlet dediğimiz
ülkeler kendi ülkelerinde bunu yasaklıyorlar. Buna bir dur denilmesi lazım. Ha, konuyla ilgili kesinlikle alakalı, hani bu kesin devlet şöyle yapıyor, bununla ilgili net bir bilgiye sahip değilim. Ama söylenilen bununla ilgili, işte SSK bunu karşılıyor, cinsiyet değiştirmeyi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Biz Müslüman bir ülke değil miyiz? Niçin biz yöneticilerimizi seçiyoruz? Niçin buna kimse dur demiyor? Halk buna dur demese insanlar buna karşı çıkıp konuşmuyor. Bakın Beyazıt'ta bir yürüyüş yapmaya kalktılar. Dediler ki biz Beyazıt kimin göstereceğiz dediler. Onlara engel olan yine bizim insanlarımız. Yine dava adamları, mücahit kardeşlerimiz var onların karşısında duran. Bizim insanlar yapacaksa bu vazifeyi, o zaman devlet ne yapacak kardeşlerim? Devlet bu toplumu, bu milleti, bu insanlığı bu tür ahlaksızlıklardan korumalıdır ve muhafaza etmelidir. Bu tür yapılara, kurumlara, kuruluşlara asla müsaade etmemelidir. Şimdi biz bunları konuştuğumuzda, ya siz falanca kursta birine tecavüz edildi, falanca yurtta birine şöyle yapıldı, siz bunlar için konuşuyor musunuz? Ya kardeşim, biz İslam'ın her tarafından konuşuyoruz. İslam'ın emrettiği bütün taraflardan konuşuyoruz. Siz 3-5 video görüp ya siz bunu konuşmuyorsunuz diyebilirsiniz. Ama İslam neyi yasaklamışsa, biz her zaman diyoruz ki yazıklar olsun o insanlara ki, o insanların haysiyetine, şerefine, izzetine ki kendisine ümmetin evladı teslim edilmiş, onlar da o çocuğa ters bir yaklaşımla yaklaşıyorlarsa yazıklar olsun o insanlara hali. En büyük ceza verilmelidir. Bu insanlara verilmesi gereken ceza gibi. Bunu da söylüyoruz. Onun için kardeşlerim, devletimiz bu hususta, bu konuya bir geniş kapsamlı bir ele almalıdır. Bu insanlar artık gitgide yayılıyor. Sosyal medyalarda işte erkek çıkıyor, diyor ki ben hamileyim, doğum yapacağım, bilmem ne yapacağım. Hala bu adam sokaklarda cirit atıyor. Benim evladım nasıl güvende olsun ya? Benim çocuğum İslam üzere yetiştirmek istediğim devlet, millet, vatan, din için insanlara faydalı olmasını istediğim evladım bunlardan nasıl korunacak? Sosyal medyanın bütün mecralarında bunlar var. Giriyorsun, adam 1 milyon takipçisi var, 3 milyon takipçisi var. Ne yapıyor adam? Kadınken erkek olmuş, erkekken kadın olmuş ve bunun üzerinden prim kazanıyor. Allah rızası için bunlara prim vermeyin. Bunların şakalarınızı hayatınızda rehber edinmeyin. Bunların konuşmaları çocukların dilinde ya. Küçücük çocuklar bunların taklitlerini yapıyor. Nereden öğrendi bunlar? Hanımefendi, sen evinde rahat edeceksin diye çocuğunun eline telefonu ver. Ondan sonra benim çocuğum şöyle yapıyor, böyle diyor. Bakın, kınadığım için değil. Bu bizim derdimiz hanım kardeşlerim. Babalar da aynı şekilde evlatlarımıza sahip çıkalım. Bunlara fırsat vermeyelim. Bakın, bu zamanımızın Allah muhafaza şirkidir. Bedeni kuşatırsa hum fiha halidun. Ebedi kalacaklar orada. Ebedi ateş onları bekliyor. Ya Rabbi, neslimizi, aile efradımızı, ümmeti Muhammed'in gençliğini bu tür sapkın oluşumlardan muhafaza eyle. Kim Kur'an'ın zıttına hareket ediyorsa Allah bizi, neslimizi onlardan emin eylesin, muhafaza eylesin. Kardeşlerim, 82. ayet-i kerimeyi izah edip konuyu toparlayacağım. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu burada kafirlerin cehennemde ebedi kalacaklarını beyan buyurduktan sonra müminlerin de ebedi olarak cennette kalacağını beyan ediyor. Şimdi bu iki ayet-i kerime peş peşe gelmiş. Bakara suresi 81 ve 82. ayetler. Bela men kesebe seyyi'e dedikten sonra onlar ebedi cehennemde kalacaklar. Ardından cennet hayatından bahsediyor. Yani demek ki bugün biz insanlara Allah'ın emirlerini, ahkamını ve hükmünü anlattığımız zaman kimi zaman cehennemden bahsedeceğiz, kimi zaman cennetten bahsedeceğiz. Ya hocam, bizi korkutma. Böyle bir şey yok kardeşim. Yok. Kur'an-ı Kerim burada. Bakın, Allah önce cehennemden bahsetmiş, şimdi de cennet ehline geçiyor. Demek ki insanlara anlatmamız lazım. Doğruyu anlatmadığımız müddetçe, tabiri caizse hani lay lay lom diyoruz ya, böyle insanlar böyle hayatlarına devam ediyor. Hiçbir şey umurunda değil. Şu çevremize bir bakalım Allah aşkına. İslam sokaklarımızın, toplumumuzun hangi alanına hakim olmuş? Vallahi kardeşlerim, bu hal, bu durum devam edecek olursa başımıza büyük belalar gelecek. Bırakın bu Covid'dir, Movid'dir, bunlar küçük kalır yanlarında hepsinin. Onun için toplumumuza sahip çıkalım. Allah için bu hainlik edenlerin, bu eşcinsellerin bilhassa karşısında duralım. Herkes kendinin nerede olduğunu bilsin, herkes haddini bilsin. Biz onlara had bildirmediğimiz müddetçe, şunu söylüyoruz, biz kavga için bunları söylemiyorum. Bakın gidin şöyle yapın, böyle edin. Asla şiddet bizim işimiz değil. Ama biz davamızı sonuna kadar savunacağız. Kur'an'ı sonuna kadar savunacağız.
ve toplumumuzu bozan ifsatçılara karşı dik duracağız. Toplumumuzun bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Meleklerin şahit olması, Rabbimizin ve Peygamberimizin şahit olması için biz bu dik duruşu sergilememiz lazım. Biz bunu söylerken kavga dövüş değil. Ama Allah razı olsun, devletimiz zaten birçok yürüyüşleri yasakladı bunların. İnşallah bunlara hiçbir şekilde müsaade edilmemesi gerek. Sosyal medya alanlarında da bunlara ciddi anlamda yasak konulması gerekiyor. Adam erkek erkeğe nişanlanıyor ya. Bu nasıl bir iştir ya? Neyi bekliyoruz daha? Ceza verilmesi için neyi bekliyoruz yani? Bütün evlatlarımızın, yüz binlerce kişinin bunlar gibi birbiriyle nişan yapıp düğün yapmalarını mı bekliyoruz ceza vermek için? Atalarımız, kardeşlerim, bütün sözleri altın ve hikmettir. Yılanın başını küçükken ezeceksin. Bakın büyüklerimiz böyle söylüyor. Sen yayıldıktan sonra onu almaya çalışsan öbürü çıkıyor ortaya. Onu engellemeye çalışsan öbürü arkasından çıkıyor. Ama ilk zamanı, bunlar ortaya çıktığı zaman engelleyeceksin. He, istemiyor musun kardeşim? Hadi güle güle git. Nerede serbestse git, orada yaşa. Hollanda'ya mı gidiyorsun? Bilmem Danimarka'ya mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git. Git orada ağaçla evlenene de nikah pasaportu veriyorlar. Hayvanla evlenene de git. Nereye gidiyorsan git. Ama bu milleti yapısını, bu milletin temeli olan gençleri bozamayacaksınız. Buna fırsat asla vermeyeceğiz. Bu konuda da bütün Müslüman kardeşlerimizi uyanık olmalarını inşallah için uyarıyoruz buradan. Rabbimizin ayetlerinin muhatabı, yani dehşetli ayetlerin muhatabı olmamak için bu oluşumlara karşı dik durmamız lazım. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar öyle kimseler ki iman ettiler. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Salih amel işlediler. اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Onlar cennet ehlidir. Ebedi olarak orada kalacaklardır. Ya Rabbi, şu güzel ayetin cennette ebedi kalacak olan kimselerin muhatabı olmayı bize nasip eyle. Kıyamet günü sorgu sualden, hesaptan sonra kulum sen cenneti hak ettin, haydi ebediyen cennettesin, artık bir zulüm yok, artık bir dert yok, bir keder yok. Bu sözün muhatabı olmayı Allah bize nasip etsin. Ama burada kardeşlerim, bakın cehennem ashabı anlatıldıktan sonra dikkat çekilen mesele şu: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Bakın tefsir derslerimizin birçok ayette bunları izah ediyoruz. Onlar öyle kimseler ki iman ettiler ve salih amel işlediler. İman eden ve salih amel işleyenler kurtuluşa varacaktır. Hocam ben iman ediyorum, yeter mi? Günahlarını çektikten sonra ancak cennete gidebilirsin. Ama iman edip salih amel işleyenler cennet ehlidir ve ebedi kalacaklardır buyuruyor. Kardeşlerim, bu ayet-i kerime Hazreti İbn Abbas buyuruyor ki hem ümmeti Muhammed için geçerlidir hem de diğer ümmetlerin müminleri için geçerlidir. Yani Hazreti Musa'nın döneminde yaşamış, Hazreti Musa'ya tam anlamıyla teslim olmuş, Tevrat'a teslim olmuş, onlar için de geçerlidir. Hazreti İsa döneminde yaşamış, Hazreti İsa'ya teslim olmuş, İncil'e teslim olmuş, bu kimseler için geçerlidir. Döneminde hangi peygamber gelmişse, bütün peygamberler, 124 bin peygamber dahildir, bu peygamberlere iman eden, onların Allah tarafından getirdiklerine iman edenler de ebedi olarak cennet hayatını hak edecek olan kimselerdir. Dolayısıyla kardeşlerim, İbni Abbas açık olan görüş budur buyuruyor. Bu ayet-i kerime hem ümmeti Muhammed için hem de diğer ümmetlerin müminleri için geçerli olacaktır buyurulmaktadır. Ama kardeşlerim, burada asıl olan nedir? İman ve salih amel. Yani bu iki şeyden beri durmamamız lazım. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Bakın وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ diyebilirdi. İman edenler cennet ehlidir. Yeterli mi? Değil işte. Bu söylediğimiz, dilimizle söylediğimizi kalbimizle tasdik edeceğiz ve hayatımızı buna göre yaşayacağız. Ha, bunu yaptığımız zaman, o zaman Allah'ın emirlerinden, Allah'ın yasaklarından sakındığımızda, o zaman Allah'ın azabından emin olabiliriz. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Siz şükredip iman ederseniz Allah size ne diye azap etsin? مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ İman ederseniz, şükrederseniz Allah niçin size azap etsin? İşte kardeşlerim, iman ve salih amelin temelinde bu yatıyor. Bir insan kurtuluş istiyorsa, necat istiyorsa, kendini ateşten, efradını ateşten korumak istiyorsa kardeşlerim, iman şarttır, salih amel şarttır, şükretmek şarttır,
Eğer böyle yaparsanız Allah size niçin azap etsin ki? Bilhassa özellikle salih amellerin kardeşlerim en başı nedir? Namazdır. İnne salate tenha anil fahşai vel munker ve le zikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tesnaun. Muhakkak ki namaz insanı kötülükten alıkoyar. Nokta. Bitmiştir. Salih amelin en büyüğü namazdır. Vallahi namazsız cennet olmaz. Vallahi Muhammedsiz cennet olmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed ümmeti terk eyleme sünneti. Vallahi Muhammedsiz vermiyorlar cenneti. Bu hususa dikkat edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmadan cenneti vermiyorlar. Çünkü Kur'an'ı bize anlatan, İslam'da bize rehber olan, İslam'ı yaşayarak bize anlatan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu da kardeşlerim günümüz hadis düşmanlarına bir cevap niteliğindedir. Rabbim bizleri Kur'an'dan mahrum eylemesin. Rabbim bizleri sünnetten mahrum eylemesin. İnşallah Rabbimiz nasip ederse önümüzdeki hafta kalmış olduğumuz yerden Bakara suresi 83. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu bizlere en güzel bir şekilde yaşamayı, en güzel bir şekilde amel etmeyi, duyduklarımızı hayatımızda yaşamayı nasip eylesin. Şöyle fitne bir zamanda, İslam'dan uzak yaşanılan, Kur'an'dan uzak yaşanılan şöyle bir zamanda Rabbim bizleri neslimizi Kur'an nesli eylesin, namaz nesli eylesin. Efendimizin yaptığı duadaki gibi Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel dua. Ya Rabbi bizi neslimizi namaz kılanlardan eyle. Bizden sonra gelecekleri yani hep hayır üzere dua edelim ki şu ahir zamanın fitnelerinden evlatlarımız ve çoluk çocuklarımız muhafaza olsunlar. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizden razı olsun. Allah Celle Celaluhu devletimizi, milletimizi her türlü aile yapısını bozan yapılanmalardan muhafaza eylesin. Bu hususta bütün Müslümanlara şuur, birlik, beraberlik nasip eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.